Şimdi de arkadaşlar saat dilimleri ve uluslararası saatlere bakalım. Baktığımız zaman dünyada yerel saatler çok fazla kullanılmaz. Çünkü yerel saatler kullanıldığında bir yerin boylamını geçtiğiniz zaman saatinizi tekrar ayarlamanız gerekir. Türkiye'de de aynı şekilde yerel saatler kullanılmaz. Dini vecibeler dışında yerel saatleri kullanmıyoruz. Bizim kullandığımız ortak saat yani ulusal saat. Dünyada baktığımız zaman Şuradaki kırmızı çizginin olduğu bölgeye baktığımız zaman bu kırmızı çizgi bize Greenwich veriyor. Londra'dan geçen çizgi Greenwich. Ve şuradaki çizgiye baktığımız zaman zikzaklı dikkat ederseniz bu da tarih değiştirme çizgisi olan 180 derece boylamını veriyor. Bu arada bulunan yerlerin tamamı uluslararası saat dilimlerine bölünmüş durumda. Bakınız Türkiye'ye. Türkiye arkadaşlar 2'nin olduğu yerde görüldüğü üzere. Yani Türkiye ikinci saat dilimini kullanan bir ülke. Daha net olarak bir şekil gösterecek olursak Türkiye'ye baktığımız zaman birinci saat dilimi bakın Greenwich baş meridyen burada 7.5-7.5 bölünüyor e, sınırlar. 7.5 doğuyla 7.5 batı arasındaki bu bölge sıfır no'lu saat dilimi olarak biliniyor. Buradan itibaren 15 meridyen 15 meridyen doğuya doğru gidiyor. 15 meridyen eklediğiniz zaman 22-30 yapıyor. Burası birinci saat dilimi yapıyor. 15 meridyen daha eklediğiniz zaman 37 30 yapıyor. Ve burası ikinci saat dilimi yapıyor. Türkiye'nin boylam değerlerini hatırlayacak olursanız 26 ile 45 derece boylamları arasındayız. 26-45 boylamları arasındaysak hem ikinci hem de üçüncü saat dilimini kullanıyoruz demektir. Yani Türkiye belli dönemlerde ikinci saat dilimini ve belli dönemlerde de yine üçüncü saat dilimini kullanan bir ülkedir. Bununla ilgili olarak bakıyorum. 29 doğu boylamında bulunan İstanbul aşağıda verilen saat dilimlerinden hangisinde bulunmaktadır diye sormuş. Bunun için bir bölme işlemi yapıyorum. 29'u 1 saat dilimi olan 15'e bölüyorum. Baktığım zaman bir tane var. Yine kalanlı bir bölme olacak bu. 4, 1, 140'da 15 denmiş. Virgül attım. Sıfır attım. Nokta 9. buçu geçtiği için yani 1.5'i geçtiği için bu diğer saat dilimine geçiyor. Yani burası ikinci saat dilimine geçiyor. Baktığımız zaman İstanbul ikinci saat diliminde yer alır deniyor. buçu geçtiğinde neden diğer saat dilimine geçiyoruz? Bunun nedeni buçuklarla yani 7.5 7.5 gittiği için böyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Devam edecek olursak. Temmuz ayında 37 derece doğu meridyeninde bulunan bir merkezin yerel saati ile ulusal saati arasında kaç dakikalık zaman farkı bulunur denmiş. Şimdi burada çok dikkat etmemiz gereken bir diğer ayrıntı Türkiye ile ilgili olarak. Türkiye kış geldiği zaman ve yaz geldiği zaman arkadaşlar farklı saat dilimlerini kullanır. Kış geldiği zaman 30 derece doğu meridyeninde bulunan İzmit'i kullanır yaz geldiği zaman 45 derece doğu meridyeninde bulunan Iğdır'ı kullanır. 30 derece İzmit ikinci saat diliminin tam ortasıdır ve 45 derece Iğdır'da da üçüncü saat diliminin tam ortasıdır. Bu nedenle yaz ve kışa göre mevsimsel olarak farklı saat dilimlerini kullanıyoruz. Farklı saat dilimlerinin kullanılma nedeni güneş ışığı daha fazla yararlanmadır. Temmuz ayı dediği için Temmuz ayında biz Baktığımız zaman yaz ayı olduğu için 45'i kullanıyoruz. Temmuz ayında 37 doğu meridyeninde bulunan bir merkezin yerel saati diyor. 37 derece doğu meridyeninin yerel saati ile ulusal saat diyor. Ulusal saat temmuz ayı dediği için 45 derece olur. Bu da 45. Aralarında kaç meridyen fark var? Aralarında 8 meridyen fark var. 8 meridyen çarpı 4 yaparsam aralarındaki zaman farkının 32 dakika olduğunu bulabilirim. Bakın sadece e, Temmuz ayından bu soruyu çözebildim. E, eğer burada bize Temmuz ayı değil de Ocak, Şubat gibi aylar verseydi o zaman bu boylam 45 yerine 30 derece doğu boylamı olurdu. Bu kış ayı için geçerli. <laughs>